Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Değerli öğrencilerim, şurada ipi gördünüz, değil mi? Bu ıp, ip, up, üp zarf fiil ekidir. Bir cümlede bir tane zarf fiil varsa, o bir zarf fiilden sonra virgül gelmez. Ancak iki tane zarf fiil varsa, birinciye virgül gelebilir. Bu doğrudur. Tekrar ediyorum. Tek zarf fiilden sonra virgül gelmezken, iki zarf fiil olunca virgül geliyor. Devam edelim. Şurada sağ var gördüğünüz gibi. Yine aynı şey bunun için de geçerli. Bir tane sağ sonra virgül gelmez. Ama iki tane sağ olursa o zaman virgül gelir. Bakalım başka sağ var mı? Burada sağ var ama başka sağ yok. Onun için buraya kesinlikle virgül koyamazsınız. Tek sağ sonra virgül gelmez. Tek zarf fiilden sonra virgül gelmez. Devam edelim. Bazı akşamlar arkadaşlarla hem kitap okumaya gidiyor, hem de kitap hakkında konuşmalar yapıyorduk. Hem hem'e dikkat ettiniz değil mi? Bu hem hem bağlaçtır. Bağlaçlar zaten cümleleri ya da kelimeleri bağlar. Onun için bağlacın olduğu yerde virgül kullanılmaz. Bu da yanlış. Yani ama bağlacı da olsa onun önüne virgül gelmez. Lakin olsa da virgül gelmez. Ya ya hem hem gibi bağlaçlara da virgül gelmez. Bu da yanlıştır. Çocuklar Yeni bir hayatın temelini atmak için eskiden bağınızı tamamıyla koparmanız gerekir. Burada çocuklara sesleniyor. Seslenme ifadelerinden sonra eğer küçük başlanırsa virgül gelir. Eğer büyük başlasaydı o zaman ünlem gelirdi. Ama seslenme belirten ifadeden sonra küçük başlıyorsa virgül gelir. Bu doğrudur. Yalnız bir adam da olsa gece gündüz demeden çalışır. Bu bir sıralı cümle. Bu birinci cümlemiz. Ailesini geçindirmek için her şey yapardı. Bu da ikinci cümlemiz. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Bu da doğru kullanımdır. Tek zarf fiilde virgül gelmez. Tek sasede virgül gelmez. Bağlaçların önüne virgül gelmez. Dikkat edelim. Cevabımız da arkadaşlar 2 ve 3 olacak. 3 noktanın kullanımı ile ilgili bu kuralların hangisinin örneği aşağıda verilmemiştir diye soruyor. Değerli öğrencilerim çıkmış TET sorusunun benzeridir. Hemen başlayalım. Senin her sözünde ayrı bir ironi var. Buna gerçekten neden ihtiyaç duyuyorsun? Bakın burada karşılıklı konuşma var. Bu adam soruyu sormuş. Diğer adam cevap vermemiş. Cevap verilmeyen durumlarda 3 nokta kullanılır. Buradaki 3 noktanın kullanım amacı cevap verilmediğini göstermek için kullanmış. Ama burada öyle bir kullanım yoktu. Hadi diğerlerini de eşleştirelim. Okuduğum romanda şöyle bir ifade geçiyordu. Bakın romanın o ifadenin hem başına 3 nokta koymuş hem de sonuna 3 nokta koymuş. Bu da alıntılarda başta ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılır. Yani şurada baştan kesmiş 3 nokta koymuş yine sonradan kısaltmış 3 nokta koymuş. Bu yukarıyla yani şurayla alakalıydı. Burada ise Elif, Elif, Elif sana sesleniyorum. Elif diye seslenmeye devam ediyor. Bu da ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için kullanmış. Bu da yine yukarıyla alakalıydı. O dönemle şuradan okuyorum. O dönemle arkadaşlarına göre daha büyük olan, o dönemde arkadaşlarına daha göre daha büyük olan M'nin sözleri. Bakın buradaki M de şunla alakalı. Kaba sayıldığı için değil de başka bir sebeple Söylenmek istemeyen kelimenin yerine kullanılır. Bu da orada kullanılmış. Peki hocam kaba sayıldığı için kullanmayan nasıl oluyor? Hani diyoruz ya kılavuzu karga olanın burnu ne, ne, ne çıkmaz diyoruz. İşte oradaki kaba sözün yerine 3 noktayı kullanabiliyoruz. Devam ediyorum. Burada ise her şeyi anladım da bu yanı anlamadım diyecek. Anlam tamamlanmamış, anlamı tamamlanmamış cümlelerin sonunda da 3 nokta kullanılır. Bu da yukarıyla alakalıydı arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bu birinci cümle. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Bu ikinci cümle. Arka arkaya iki cümlenin birbirini takip etmesine biz sıralı cümle diyoruz. Değerli öğrencilerim, sıralı cümlelerin arasına geneli itibariyle virgül kullanılır. Ancak Başka bir yerde virgül varsa iki cümleyi ayırmak için bu defa noktalı virgül kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Sıralı cümlelerde başka virgül varsa iki cümleyi ayırmak için araya noktalı virgül kullanılır. Bunun aynısı C şıkkında var. Zaman anlamı çok sonra fark edilen bir kavramdır. Bu birinci cümlemiz. Onu anlamak için birçok şeyi kaybetmek gerekir. Bu ikinci cümlemiz. Biz bunlara sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümlede bir tane virgül olduğu için araya noktalı virgül gelmiş. Onun için biz bunu yukarıyla eşleştirebiliriz. Peki hocam diğerlerinde neden kullanılmış? Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Bakın acemice görünen ne? Yeni usul şiirimiz. Bu cümlenin öznesidir. Normalde özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Ama özneden sonra eş görevli kelimeleri sıralarsa özneyi onlardan ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Yine aynı şey burada da var. Şiir tiyatro sinemadan daha az tercih edilen boynu bükük bir türdür diyor. Bakın burada şiir öznemiz şiirden sonra tiyatro sinemayı sıralamış. Şiiri onlardan ayırmak için yine noktalı virgülü kullanmış. Bu ikisi aynı görevdeydi. Burada ise Bursa'da erkek çocuklara Mete, Şafak, Mustafa, Kaan, kız çocuklarına Miray, Öznür, Pınar, Esra isimlerini vermiş. Burada da bir grupla Diğer grubu ayırmak için yani erkeklerle kızları ayırmak için kullanılmış buna da bir nitelikten başka niteliğe geçerken kullanmış diyoruz arkadaşlar. Edirne'ye bakalım. Orhan Veli, Melih Cevdet birinci yeni. Bakın bu birinci grubumuz. Cemal Süreya, İlhan Berk ikinci yeni. Bu da ikinci grubumuz. Yine şuna benziyor. Şunla şunun kullanım yeri de birbirine benziyor. Ama burada sıralı cümleydi. C şıkkında da sıralı cümleydi. Onun için cevabımız. D e şıkkı olacak. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur diye sormuş. Cevabımız A şıkkı olacak. Alıntı cümlelerde tırnak yerine kullanılır diye söylemiş. Bakın bu nasıl oluyor? Mesela birisinin sözünü alıyor. Seni seviyorum sonra virgülü koyuyor dedi ya da der gibi ifadeler kullanıyor. Şu dedi ya da derden önceki virgül alıntı cümlelerindeki virgül ama burada öyle bir kullanım yoktu. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. İki cümle arka arkaya gelecek. Bakın ölümden korkmamışlar. Bu birinci cümle. Ölümün üzerine gitmişler. Bu ikinci cümle. İki cümleyi ayırmak için virgül kullanılmış. Bu doğrudur. Eş görevli kelimeler. Ailelerini, dostlarını eş görevli kelime. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için bakın milletler geri durmamışlar. Geri durmayan kim? Milletler. Bu öznemiz özneyi belirtmek için kullanmış. Bu da var. Ara sözleri ayırmak için değerli öğrencilerim o da şurada mücadele etmekten buna mücadele denirse geri durmamışlar. Ara sözlerin başında ve sonunda virgül ya da kısa çizgi kullanılabiliyor. Bu da vardı. Ancak A şıkkı yoktu arkadaşlar. Dur. ÖSYM bu tarz soruyu bir kere sordu 2015'te. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burada mantık şu. Talih kelimesi kök halinde. Kök halinde olanlara kesinlikle düzeltme imi ya da diğer adıyla şapka kullanılmaz. Bu doğrudur. Siyasi. Bunun kökü siyasidir. Bu da kök halinde olduğu için buna da kesinlikle düzeltme işareti gelmez. Ya da diğer adıyla şapka gelmez. Tarihi yer. Bakın bunun kökü tarihtir arkadaşlar. Bakın tarihi yer dedi ve sıfat tamlaması kurdu. Yer isim. Nasıl yer? Tarihi yer. Şu ifadeler eğer sıfat tamlaması kurarsa bunlar düzeltme imi şeklinde kullanılabiliyor. Şu halde kullanılmalı. Onun için bu yanlış. Ancak bu isim tamlaması olsaydı. Mesela şöyle olsaydı. İslam tarihi olsaydı burada normal i olurdu. Düzeltme imi olmazdı. Bakın bir tane daha örnek vereyim ki mantığı iyice otursun. Mesela dini İslam derseniz nasıl İslam dini İslam. Burada düzeltme imi kullanılır. Ancak eğer şöyle derseniz İslam dini derseniz ne dini İslam dini? O zaman normal i oluyor. Dikkat edelim. Ticari kök halinde, kök halinde olduğu için bu zaten kesinlikle normal i olacak. Düzeltme imi gelmez. Edebi, bakın bu edepten gelen bir kelime. Şuradaki i düzeltme imidir. Nasıl dil? Edebi dil. Bakın yine sıfat olarak kullanılmış. Bakın şunu demiyorum. Her sıfat olan bu kalıpta olur demiyorum. Ama ÖSYM bu tip soruları sorarken bu mantığı önceleyerek sorabiliyor. Dikkat edelim. Hadi son bir tane sorayım. İyice mantığı otursun. Mesela askeri araç desem. Buradaki askeriye sizce normal iyi mi gelir? yoksa düzeltme imi mi gelir? Bakın normal i gelmez. Düzeltme imi gelir. Nasıl araç? Asker i araç. Bu sıfat görevinde kullanıldığı için düzeltme imli gelir. Ama eğer şöyle deseydim. Türk askeri dersem bu isim tamlaması olur. Ne askeri? Türk askeri. Bu i iyi, normal i'dir. Çünkü bu i iyi, iyelik eki oluyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçada ayraçla belirtilen yere sırasıyla hangilerinin getirebileceğini söylüyor. Necip Fazıl Kısakürek eserlerini ortaya koyarken birçok konuyu temele alabilmiştir. Temele alabilen kim? Necip Fazıl Kısakürek. Bu özne. Özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Birçok konuyu temele almıştır. Bak ağzını açacak. Yani açıklama yapacak. Ağzını açacaksa, açıklama yapacaksa iki noktayı koyacağız. Diyeceksiniz ki hocam iki noktadan sonra büyük başlamaz mı? İki noktadan sonra büyük başlar. Ancak eğer cümle niteliği taşımıyorsa bu şekilde örnekleri sıralıyorsa o zaman küçük harfle başlar. Tekrar ediyorum iki noktadan sonra normalde büyük başlar ama cümle niteliği olmazsa yani örnekleri sıralarsa o zaman küçük başlar. Peki kaç konuyu demişti? Birçok konuyu. Sayısını biliyor muyuz? Hayır. Ölümü, aşkı, davayı gerisi gelebilir. Onun için bu 3 nokta olacak. Eğer şöyle deseydi 3 konuyu temele almıştır deseydi üçünü de saydığı için nokta kullanabilirdik. Ama birçok dediği için sayısını bilmiyoruz 3 nokta kullandık. Özellikle çile bakın bu özne kilometre taşı olabilmiştir yüklem kilometre taşı olabilen ne çile. Özneyi belirtmek için normalde virgül kullanılır. Ancak hemen arkasından duygularını, düşünce dünyasını gibi eş görevli kelimeleri sıralamış. Eğer özneden sonra eş görevli kelimeler gelirse özneyi onlardan ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Şunlar da eş görevli olduğu için araya virgül gelecek. Cevabımızda virgül, iki nokta, üç nokta, noktalı virgül ve virgül olacak arkadaşlar. Numaralanmış örneklerde kısa çizginin aşağıdaki işlevlerinden hangisi yoktur diye sormuş isim yapma eklerinin başına bakın şunların başına gelmiş sadece görüyor musunuz? Bunun isim yapıp yapmadığını bilmenize gerek yok. Ama mantığını yakalayabilirsiniz. Yani şunu diyor insandan insanlık isimden isim yapmış. Bunun başına kısa çizgi gelir. Fiil yapma eklerinin başına sonuna. Bakın şunların ise başına ve sonuna getirmiş. Yani bunu rahatlıkla zaten yukarıya bakarak anlayabiliriz. Kelime kökleri, gövdeleri ve eklerini ayırmak için kullanmış. Bakın almak fiil kök, Almaktan alışmak olmuş. Bu bizim ekimiz arkadaşlar. Yapım ekini ayırmak için kullanmış. Durmaktan durak yine yapım ekini ve kökünü ayırmak için. İnsaf kökümüz. insaftan insafsız ek. insafsızdan insafsızlık ek. Bu kelime kökleri ek ve gövdelerini ayırmada kullanmış. Burada hecelere ayırmak yoktu. Belki şunlara takılmış olabilirsiniz. Bunu hece zannetmiş olabilirsiniz. Ama değil. Eğer bu hece olsaydı şöyle olurdu. A Lış olurdu. Ya da durak olurdu. Hece böyle olur. Bunlar hece değil durmak. Kök akta yapım eki. Yani şununla alakalıydı. Ve ile ila gibi ekler yerine kullanılır. Konya ve Ankara arası mesela. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı gibi. Bunlar da kullanılmış. Fiil kök ya da gövdelerini. Yani makmek eki yerine kullanılacak diyor. Fiil kök ya da gövde istediği bu. Bakın kaç mak mak yerine kullanmış. Gitmek, yürümek, başlamak, yaşatmak, bildirmek gibi burada da vardı ama C yoktu arkadaşlar. Yay aracın kullanımı ile ilgili hangisine örnek verilmemiştir diyor. Ben öğrencilerim önce cevabımızdan başlayalım. Köye yeni gelen adam akıllı parantez içinde ünlem olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Burada tam tersini kastetmek için alay belirtmek için ünlem kullanmış. Ama yukarıda alay belirten bir ifade yok. Yani şu akıllının yanına ünlem koyarak aslında onun akıllı olmadığını ifade eden bir durum. Ama yukarıda böyle bir şey yoktu. Şurada A şıkkından başlıyorum. Bir isim kökü gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir. Bakın burada Zülfikar ve künye bilgisi. Yani eser yazarının ismi ve künyesi ile ilgili bilgiler vermiş. O şurada var. Alıntıların aktarıldığı eseri ya da yazarı veya künye bilgilerini aktarmak için kullanılır. Bu doğrudur. Devam ediyorum. İhtiyar ne oluyor beyefendi? Yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Bu tiyatro metinlerinde konuşma çizgisiyle oluyor bunlar. Buna dikkat edelim. Bakın ne oluyor beyefendi diyecek ama bunu yavaş yavaş kaymakama yaklaşarak diyecek. İşte bu da tiyatro eserlerinde ve senaryolarında konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak için kullanılır. Bu da onunla alakalıydı. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değildi diyor. Burada ise ek bilgi vermek için kullanmış arkadaşlar. Yani köyün kötü olduğunu ifade etmek için kullanmış. Varlıkların sayılarının niteliklerini belirten sıfatlar. Sıfatın eş anlamlısı ön, ad, ön addır. Eş anlamlı kelimeleri belirtmek için kullanmış. Bu da var. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Cevabımız 5 olacak. Değerli yani öğrencilerim tırnak içinde eğer tekrar tırnak kullanmak istiyorsanız çift tırnak kullanamazsınız. Tek tırnak kullanmak zorundasınız. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Bir daha söylüyorum. Bakın burada alıntı cümlesi var değil mi? Alıntı cümlesini biz tırnak içine alabiliriz. Doğru. An duvarları da eser ismi. Normalde eser isimleri de tırnak içine alınır. Ancak tırnağın içinde bir daha tırnak kullanacaksan çift tırnak kullanamazsın. Şöyle tek tırnak kullanacaksın. Onun için bu yanlış. Hemen birden başlayalım. Ben öğrencilerim Şuradaki tarihleri parantez içine almışız. Bu doğrudur. Eğer parantezi tekrar parantez içine almanız gerekiyorsa bu defada köşeli parantez kullanacaksınız. Bu da doğruydu. Bir dizelerini, bakın bu da çok önemli bilgi şiir dizeleri alt alta yazılır değil mi? Siz aldınız bunları yan yana yazmak istiyorsunuz. Bu birinci dize, bu ikinci dize. Şiir dizelerini yan yana yazarken araya eğik çizgi kullanıyorsunuz. Hocam başka bir noktalama işareti gelebilir mi? Mesela virgül asla gelemez. Hiçbir noktalama işareti yok. Şiir dizelerini yan yana yazıyorsanız eğik çizginizi yapıştıracaksınız. Şuradaki noktalama işaretleri bölüm başlığı. Eser isimlerini, bölüm başlıklarını aktarılan sözleri tırnak içerisinde gösterebiliriz. Bu da doğruydu. Şurada ise arkadaşlar bakın Şems'in gözlerine gözlerinde bir şüphe çöreklendi. Burada açıklama yapacak. iki noktayı koyduk. Doğru. Tırnağımızı açtık. Dostum nen var? Soruyu sorduk. Soru işareti. Her şey yolunda mı? Soruyu sorduk. Soru işareti. Sonra tırnağımızı kapattık. Bu doğru kullanım. Şuradaki nen var ifadesi de kısaltmalıyı göstermek için yine kesme işareti kullanılabiliyor. Bu genelde hece ölçüsünü uydurmak için de kullanılıyor. Hani mesela güzelliğin 10 para etmez diyor da 10 par etmez diyor. Yine burada da o kalıbı oluşturmak için hece veznini uydurmak için kullanılıyor. Ama E şıkkı yanlıştı arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama hatası var? Cevabımız A olacak. Neden hocam? Değerli yani öğrencilerim İngilizcenin kökü İngiliz'dir. İngiliz kök. İngilizden ne oldu? İngilizce oldu. İngiliz bir milletken İngilizce oku o milletin konuştuğu dildir. Yani buradaki C yapım ekidir. Eğer bir kelimeye yapım eki geliyorsa ondan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunun doğrusu İngilizce den şeklinde olacak. Bakın bir örnek daha vereyim. Mesela Gümüşhane bir özel isimdir değil mi? Gümüşhane li derseniz bu li yapım ekidir ayrılmaz. Gümüş halinin derseniz o çekim eki yine ayrılmaz. Yani bir kere yapım eki geliyorsa ondan sonra gelen ekler asla ayrılmaz. Dikkat edeceğiz. Türk Dil Kurumu'nun yani öğrencilerim kurum kuruluş isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu da yine doğru olanlardan bir tanesi. Bakın burada 17'de saatlere gelen eki kesme işareti ayırabilirsiniz. Saatle dakikanın arasına nokta koyuyorsunuz. Buna da dikkat edin. Bu da önemli. İki nokta kullanmıyorsunuz. Bazılarınız şöyle düşünebilirsiniz. Hocam TDK'nin az önce dediniz ki kurum kuruluşlara gelen ekler ayrılmaz. Evet ayrılmaz ama sen kısaltma yapıyorsan kısaltmalara gelen ekler ayrılır arkadaşlar. Şurada ara söz kullanılmış. Bunlar da doğru kullanımdır. Belki Edirne'ye takılmış olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim küçük kısaltmaların sonuna nokta kullanılır. Bakın yüzyıl kısalttık nokta 100 yılın diye ek getirdik. Ya da Almanca. Bakın küçük harfle yaptığım kısaltma. Noktayı koyuyorum Almancanın diye ekimi getiriyorum. Ya da kuruş kısalttım noktamı koydum ekimi getiriyorum kuruşun diye. Küçük kısaltmalara nokta gelir. Sadece küçük kısaltmalarda ölçü birimlerine kesme gelir nokta gelmez. İşte metrenin santimetrenin ya da gramın gibi sadece ölçü birimlerine kesme gelir. Bunun dışındaki tüm küçük kısaltmalara nokta gelir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçada ayraçla belirtilen yere sırasıyla hangileri getirilebilir? Kitap okumak bu cümlenin öznesi arkadaşlar. Normalde özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Devam ediyorum. İnsanların duygusal gelişimine, ruhsal doyumuna çok fazla katkı sağlar. Bakın katkı sağlayan ne? kitap okumak bu cümlenin öznesi. Özneyi belirtmek için normalde virgül kullanılır. Ancak özneden sonra eş görevli kelimeler gelirse, bakın insanların duygusal gelişimine, ruhsal doyumuna şunlar eş görevli. Eş görevli kelimelere virgül gelir. Özneye bu defa noktalı virgül gelir. Bakın bir daha söylüyorum. Özneden sonra normalde virgül gelir. Ama özneden sonra eş görevli kelimeler gelirse özneyi onlardan ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Devam ediyorum. Kitap okuyan bireyler olayları çok yönlü analiz edebilir. Bu sıralı cümle, sıralı cümlenin birinci cümlesi burası. Olaylara pratik çözümler bulabilir. İkinci cümlesi de burası arkadaşlar. Sıralı cümlelerde eğer virgül varsa İki cümleyi ayırmak için bu defa noktalı virgül kullanılır. Şuraya virgül kullandığımız için buraya da noktalı virgül gelecek. Yani cevabımız Bursa olur. İletişimin ne kadar katkısı vardır? Bakın soru sordu. Normalde soru sorarsa soru işareti koyarız. Ama küçük başlamış. Soru işaretinden sonra büyük başlıyoruz. O zaman ne yapacağız? Soru işareti yerine virgül koyacağız. Sonra bilmiyorum diye cevap verdi. Ama soru anlamı kayboldu. Büyük de başlamış. Demek ki artık ne koyacağız? Nokta koyacağız. Bu durum oluşsun diye çalıştık uzun yıllar boyunca. Hocam 3 nokta değil. Bu devrik cümle. Kurallı hale getireceğiz. Bu durum oluşsun diye uzun yıllar boyunca çalıştık. Bu cümle bitmiş. Yüklemi var. Hemen sonrasında da büyük başladığı için nokta koyduk. Hem de birbirimizi üzerek, yorarak, amansızca yıpratarak devamı gelecek 3 noktamızı kullanacağız. Virgül, nokta Nokta 3 nokta olacak. Yani cevabımız Ceyhan. Bu arada şu kolektif kelimesini not alalım. ÖSYM soruyor. Kolektif kelimesi ortak demektir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgiydi.